Ben... Evet. Siz? Çok istiyorum. Neyi? Bisiklet kullanmayı. O zaman şöyle yapalım. Ben bir kullanayım. Siz nasıl kullanıldığına bir bakın. Bana değil, bisiklete bakacaksınız. Ama başımı döndürüyorsunuz. Denge önemli. Hayatta da böyle. Dengemizi bulmak kolay olmuyor. Ne oluyor Allah'ım bana böyle? Niye hiç bitmesin, hep yanımda olsun istiyorum. Daha ne kadar oldu ki tanışalım? Ne oluyor bana böyle? Ben o dengeyi bulacağım. Merak etmeyin. Karşıya bakın hep. Süper. İşte bu. Oldu galiba. Evet. Şimdi de sen benim başımı döndürüyorsun. Gel. Gel hadi. İyi gelme. Ne bakıyorsun? Madem gelmeyeceksin, niye gelecekmiş gibi bakıyorsun? Gidersin işte böyle. Sonunda kafa yedirttin bana Gamze. Çok geç kalma, üşütme olur. Ömer. Bitti baba. Boşanma protokolü imzaladık. Medeni cümleler kurduk birbirimize. Ben acıdan iki büklüm olmamışım gibi yaptım. Anlayışla el sıkışıp arkamızı dönüp gittik. Sen nasıl yaptın baba? Nasıl başardın? Neyi oğlum? Annem gittikten sonra ayakta kalmayı baba. Sabah uyanmayı, gülümsemeyi, hayat devam ediyormuş gibi yapmayı sen nasıl yaptın baba? Herkes gibi oğlum. Hayatta mutluluk kadar acı ve ayrılık da var. Ben önce Allah'a, sonra size tutundum evladım. Sen de öyle yapacaksın. Bize, ailene tutunacaksın. Bir gün bize bakmışsın ki... O gün ne zaman gelecek? Buradan bakınca çok uzak görünüyor. Ben her şeyin kolay olması için... Elimden geleni yapacağım baban olarak. Sana söz veriyorum oğlum. Ölümden gayrı her şeyin çaresi var oğlum. Allah'ın izniyle. Sağ ol baba. Hadi dön evine. Bekliyoruz. Efendim baba. Gamze neredesin? Aşağıki parktayım. Ne yapıyorsun orada? Bilmem. Duruyorum öyle. Bekle, geliyorum ben. Ömer'in canını çok yaktın.
Sebeplerin vardır. Ama nasıl Tuna'nın canı yanınca sen kahrolursun, ben de... Ömer için kahroluyorsun. Hayır, ikiniz için. Hem Ömer için hem senin için. Ben seni evlatlarımdan ayırmadım Gamze. O yüzden de bu kadar koydu ya. Bu bizden kopup gitme telaşın. Ama seni ikna etmeye gelmedim. Sadece bilmek zorundayım. Sizin için hala bir umut var. Var demeyi o kadar çok isterdim ki. Ama? Ama diğer isteğim daha ağır basıyor. Neymiş o? Ömer baba olmayı bu dünyadaki herkesten daha fazla hak ediyor. Ve ben ona bunu veremem. Nasıl? Siz şimdi bu yüzden mi? Ben düşündüm. Ben niye bu kadar öfkeliyim? Ben niye Ömer'e bu kadar kızgınım diye. Sonra çözdüm baba. Ben aslında kendime öfkeliyim. Benim öfkem kendime. Eğer benimle olursa hayatının sonuna kadar baba olamayacak. Ve bu hayatında hep bir eksik olarak kalacak. Biliyorum ki bin kere de seçme hakkı olsa her seferinde beni seçer. Ama bu haksızlık. Bana sorsalardı sevdiğin adam mı yoksa oğlun mu diye, ben bin kere de Tuna'yı seçerdim. Ama Ömer baba olmak için doğmuş biri. Baba olmak için bu dünyaya gelmiş. İyi, şefkatli, sevgi dolu. Tıpkı senin gibi. Ve sizden o kadar az var ki. İyi de sen bir daha hamile kalamayacağını nereden? Bir daha hamile kalamam. Ben bir daha o ölüm kalım savaşını, o korkuyu bir daha yaşayamam. Ömer'e de yaşatamam. Keşke Ömer bunu bilseydi de... en azından kendini bu kadar yetersiz hissetmeseydi. Sen ona bir şey söyleme sakın. Sen de üzülme baba. Bu onun için en hayırlısı. Peki sen bir gün Ömer'in baba olacağını öğrensen, ne hissedeceksin? Çok sevineceğim. Ve çok canım yanacak. Ama iyi ki hayatından çekilmişim diyeceğim. Umarım dediğin gibi olur. Ve sen pişman olmazsın. Valla bunları yıkamaya gerek yok. Silmiş süpürmüşler. Parlıyor resmen. Gamzeciğim tabii, tamam sen hadi onu bırak ya. İyi de değilsin zaten bugün. Biz toplarız onları sonra. Hadi geç otur sen azıcık. Yok yok Nuran, elim oyalanıyor böyle, iyi. Nuran, sana bir şey diyeceğim, gel. Gel gel. Şimdi Ömer yola koyulmuştur, gelmek üzeredir şimdi. Biz diyorum bunları mutfağa kapatalım. Mutfakta bir keramet vardır. Allah Allah. Ben hiç öyle bir söz duymadım ya Şükrü. Sen beni dinle. İşte biz dükkanı mı kurtaracağız? Bunların evliliğini mi kurtaracağız? Ya didişmekten mutfağı yakar bunlar be. E ama ben şimdilik Ömer'e gelme diyemem ki, yola çıkmıştır bile. Ya bak ben burada kalamam bu şekilde. Yani hırlısı var, hırsızı var, sapığı var, ne yapacağız? Bak sapık dedin, aklım hep annemde. Sadık o kadar şey anlattı, benim içim hiç rahat değil ya Şükrü. Ne demek şimdi Nuran? Sen de mi beni bırakıp gideceksin burada yalnız? Yok, bırakmam tabii de yani. Bir Tahir'i mi arasak acaba bir daha? Yok, haber vermeyeceğim onu. Bırak eksik kalsın. Hoş geldin. Güzel.
Sen de mi buradaydın? Evet. Yardıma geldim. Sen niye geldin? Ben de yardım etmeye geldim. Ne kadar iyi ettiniz ya. Herkes sizin gibi böyle yardımsever olsa keşke. Mesela bak Nuran diyor ki ben de gideceğim diyor. Tahir gibi kaytaracakmış. Bakın mümkün değil. Ben burada sabaha kadar yalnız kalamam. Korkarım. Benim için sorun yok yenge. Yani eğer onun içinde yoksa. Yo, ben gayet tamamım. Sonuçta bu. Dükkanı kurtarmak amaç. Gördün mü? Gördün mü Nuran? Ne kadar medeni bir çift. Helal olsun size. O zaman sen bize görev ver yenge. Vereceğim tek bir şey eksik. Tamam, nedir? Yemek. Ya buraya şimdi öğrenciler biraz dadandı, yağmaladılar bizi. Biz de büyüme çağındalar besbelli diye hiçbir şey diyemedik. Ama şu an menümüzde çorba ve pilav dışında hiçbir şey kalmadı sahura. Burada muska böreği yazıyor. Aynen, o da var. Çok zor bir şey değil o, ben biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Annem çok yapardı. Hatta abim de çok sever. Ya bırak onun sevgisi eksik kalsın. Peki sen yufka açmayı biliyor musun Gamze? Sanmam. Aa, niye bilmeyecekmişim? İşte sen genelde hazır alırdın. O bilmiyorum anlamına gelmiyor. Vakit kısıtlı da ondan. İyi madem, görelim. Allah Allah, biliyorum dedim ya. Sana mı ispatlayacağım şimdi? İyi o zaman. Siz böreği halledin, ben gerisini halledeceğim. Vakit dar ya, ondan söylüyorum. Hazır yufka almak daha mantıklı değil mi? Biliyordum. Neyi biliyordun? Sahura kaç saat var? Daha 7 saat var. Sen halledersin. Tamam, başka? Ayran bitti. Tamam, başka? Pırasam bitti. Tamam yenge. Hepsini yetiştiririz Allah'ın izniyle. Sen merak etme. Katılıyorum. Evet, tamam madem. O zaman ben gideyim. Git. Tamam, bir şey lazım olursa zaten ararsınız beni. Tamam. Sıkıntı olmaz değil mi? Ha? Yok. Tamam. Tamam, hadi iyi akşamlar herkese. Görüşürüz. Görüşürüz. O zaman haydi mutfağa. Buyurun. Saçını topla istersen. Toplayacaktım zaten. Hadi sen patatesleri çıkar. Olur mu canım? Kıymalı güzel olur o. Patatesi yedin mi hiç? Yemişimdir. Yememişsin belli, böyle konuştuğuna göre. Sen kıymalısı yedin mi peki? Yedim. Ama şimdi etsiz daha lezzetli olabilecekken niye maliyeti arttırıyoruz anlayamadım. Sen daha ucuz olduğu için istiyorsun yani, daha lezzetli olduğundan falan değil. Hadi sen yufkaya başla. Ben mi açacağım yufkayı? Ne var, demin hamal atıyordun ya biliyorum diye. Biliyorum zaten. O zaman? E'si Gamze, biz bugün boşanma evrakı imzaladık. Şimdi burada beraber yufka mı açacağız biz? Açmayalım mı? Yo, açalım da sorun o değil. Ne peki sorun? Ha, sen erkek adam yufka açmaz diyorsun. Utanıyorsun. Allah Allah, ne alakası var? O zaman Şükran'ı yalnız bırakmamamız lazım. Bak dükkan hala belini doğrultamadı. Tamam, haklısın. Yengem ve dükkan için buna mecburuz. Aynen öyle, onlar için buna mecburuz. Hadi çıkar onu, şu hamuru yoğurmaya başlayalım. Sen de bir kap çıkar lütfen. Şurada. Senin bar ne oldu? Ramazan diye pek yoğun değil. Bir de bugün izin aldım. Boşanma izni mi? Patlatsaydın bir tane damar şarkı. Vallahi coşardı mekan, biliyor musun? Gamsız Öküz diye bir şarkı var biliyor musun? O çok iyi giderdi şu anda. Çocuklar, bakın ben ne unuttum. Ben aslında hamuru hazırlamıştım. Dinlensin diye dolaba koymuştum. Şuradan da... Oklavaları vereyim size. Sen al bunu.
Sen de bunu al. Dikkat edin ha. Hadi bakayım kolay gelsin. İyi hadi kurtul. Bak şiddetli geçimsizlik dedikleri tam da bu olsa gerek biliyor musun? Şimdi bir şey derdim ama üstündeki önlük o kadar yakışmış ki hiçbir şey diyemiyorum. Senin de eline merdane yakışıyormuş meğer. İşte ne yapalım? Bugüne nasipmiş görmek. Hadi hadi. Şuradan patatesleri çıkar Ademoğlu. Hadi. Gerçekten patatesi yapacağız yani. Hadi soymaya başla. Hadi. Az laf çok iş. Şükran, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hiç zahmet etme. Biz hallettik. Sen niye böyle sessiz konuşuyorsun ya? Dur sen. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Dur! Konsantrasyonlarını bozma! Hayt be! Ulan biliyordum ya. Aslanlarım benim ya. Helal olsun lan size. Ne oluyor be? Allah şahidim olsun var ya. Bir an bile boşanacağınıza ben inanmadım. Var ya bak, herkesin aksine ben böyle umudumu bir an bile kaybetmedim. Demek inandın ha. Demek ikna oldun ha Gamze. Kardeşim mi? Kardeşim mi? Bunu, abi, hiç... Oğlum niye duracağım ya? Bak benim kardeşimin yuvası yıkılıyordu ya. Ya var ya, yani neredeyse bu çocuğu yine yerlerden toplayacaktık. Kafanı yiyip yiyip ondan sonra bu kızın resimlerini çizecektim. Oh be, rahatladım ya. Yok abi, biz barışmadık. Nasıl barışmadın sen? Bu ne? Bu ne? Kafası böyle, bu ne? Yok, yok, ben öyle bir şey yapmadım. Sen yanlış gördün herhalde. Evet, biz avukata gittik. Boşanma protokolünü imzaladık Tahir. Bu ne? Bu ne o zaman? Bu manzara ne böyle? Ne? Dayanışma için, burası için yani sadece her şey. Yani küsecek değiliz zaten. Biz arkadaş kalacağız. Ha tabii tabii. Arkadaş kalırsınız. Ha. Böyle dip dibe siz böyle arkadaş kalırsınız. Ya bu neyin medeniyeti Allah'ın sen ya? Bizi mi yiyorsunuz ya? Arkadaş kalacaklarmış Allah Allah. Niye? Biz kalmadık mı seninle? Biz de arkadaşız seninle şu anda. Değiliz Şükran. Ne senle ben arkadaşız ne de onlar arkadaşlar. Kimle arkadaşsın sen o zaman? Vicdanla mı? Tamam tamam, kavga etmeyin. Hakikaten bir sakin ol. E tamam ya, siz arkadaş olarak kalın tamam mı? Birbirinizden kopamama bahaneniz bu olacaksa iyi tamam. Arkadaş olun. Kanka olun. İsveç'e selam. Gördünüz mü? Özüne dönmesi 3 gün sürdü. Sen onu bunu geç. Sen neredeydin? Ben seni sabahtan beri arıyorum. Sen niye telefonlara cevap vermiyorsun? İnsan arkadaşına bunu yapar mı? Nilüfer'leydik ya Şükran. Hani iftara kal diye ısrar edince vicdan kıramadım. Kırma tabii. İnsan arkadaşını kırar mı hiç? Beni de ama böyle zor durumda bırakma. Yani Ömer olmasaydı, onlar olmasaydı ben ne yapacaktım bugün? İyi ki çevremde böyle medeni insanlar var ki bugün bak el ele verdiler, burada bana destek oldular. Çok şükür. Tabii, tamam. Tamam, ben de şimdi bir şeylerin ucundan tutarım ya Şükran. Tut. Ama sen önce şu mali tablonun ucundan bir tut. Bak bakalım bugün ne kazanmışız, ne harcamışız. Gözlerin bayram etsin, al. Ne ki bu? Ne oldu? Bakın bundan sonra buranın adını da değiştiriyorum ben. Şükran'ın öğrenci yurdu oldu. Bekleriz, tekrar bekleriz. Evet.
Yarın açık mısınız evladım? Açığız amcacığım. Ramazan'da her sahurda açığız. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz. Yani açığız, açığız diyor da hani bu gözler nasıl açılacak? İyi güzel ama abi böyle olmaz. Çok zor. Yani bizim bunu nöbetleşe yapmamız lazım. Kamsa ile beni aynı var diye yaz diyorsun değil mi? Seni. Ondan diyorum aynen. Gamze sen de sevdin ha bu işi. Bak bu da yakıştı sana. Hepsi çok güzeldi ama böreğe bayıldım. Eşime yaptıracağım gider gitmez. Siz de eşinize yapabilirsiniz. Çok mutlu olur. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Tekrar bekleriz. Gerçekten ama börek o kadar güzel olmuştu ki gerçekten şahane yapmışsın. Ellerine sağlık. Dedim ki hani keşke o yeni işe gitmesen de hep burada mı kalsın? Ama şarkıları kim söyleyecek o zaman yenge? Yapma Allah aşkına. İstanbul gece hayatının Gamze Hanım'a ihtiyacı var. Aynen. Bensiz çok renksiz kalır. Yalnız onu bunu bırakın da bu geceyi çok güzel kurtardık. Tam bir aile işletmesi olduk. Ne demek şimdi bu Tahir? Biz hani bir aile değildik. Sen geldin, aile mi olduk yani? Hayır Şükran, hani herkes işin bir ucundan tuttu o açıdan. Yalnız bu işin püf noktasını söylüyorum. Müşterilere güler yüzlü davranmak. Yo, öyle olsa bir kişi kalmazdı içeride. Ömer'in bu 5 karış suratını gören herkes kaçardı. Sana öyle geliyor. Yüzümde güller açıyor benim. Güller. Sebep? Bahar geldi. Benim en sevdiğim mevsim. Yeni umutlar, yeni başlangıçlar. İnşallah dediğin gibi olur. Olacak zaten merak etme. Amcanın suyu bitmiş bak. Susuz susuz bakıyor orada. Hadi git bir yardım et. Teşekkürler Allah razı olsun. Sizden de. Elinize sağlık. İftarı da burada açarız artık. Her zaman bekleriz ablacığım. Her zaman bekleriz. Evet. Şükran, şu boşları da bir alalım. Sen dur, yorulma. Ben şey yaparım, alırım. Yorulma diyor ya. Duydun mu bana? Yorulma sen diyor bir de. Yenge, ben toplarım. Hayır, hayır. Ne demek efendim? Sen toplamayacaksın. Sen dur Ömer. O toplayacak. Topla hemen her yeri. Tamam Şükran ya. Allah Allah, toplayacağız. Niye gocunayım şimdi? Topla. Elindeymişken bir güzel de makineye diz şöyle. Ben burada yarının menüsünü yapacağım. Tamam. Oo. Yeni başlangıçları yeni kilolarınızla karşılayacaksınız herhalde. Kaçıncı bu? İkinci. De sen hiçbir şey yemedin. Al hadi. Kabul et patates de çok iyi. Patates değil o. Senin elinin lezzeti. Ama kıymalı daha güzel kesinlikle. Mercimek çorbasına salça koymayan bir zihniyette daha fazla tartışamayacağım. Ketçaplı omlet hakkında konuşmak ister misin? Ne alaka? Tuna seviyor onu. Şükran, ben bunlardan hiçbir şey anlamadım. Sen hiçbir şey anlayamazsın çünkü Tahir sen medeniyetten haberin yok bir kere. Önce medeniyeti, medeni insanları bilmen gerekir. İnşallah seninle aynı böyle şu medeni seviyeye ulaşırız. Tövbe de Şükran ya, Allah Allah. Ben evliliğimi kurtarmak istiyorum yani. Kurtulmak değil. Kamsi, Ömer siz de artık kalkın. Çok yoruldunuz zaten. Gerisini artık sabah Nurhan'la Nisa halleder. Ömer. Gamze'yi bırakırsın artık. Hani medeniyet bunu gerektirir. Norveç'e selam. Tamam, iyi geceler.
Bu arada Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun bugün için. Sizden de yenge. Sen sağ ol Şükrü. Hadi görüşürüz. Yukarıda büyük bir tepsi getir. Hı. Her şeyi ona güzelce koy. Ben burada menümü yapacağım. Ben kendim giderim. Sen zahmet etme. Yok. Havaydım lan burada daha. İyi peki sen bilirsin. Ya bu arada Melek'in sana bir hediyesi varmış. Bana mı? Hı hı. Sahi mi diyorsun? Niye şaşırdın ki bu kadar? Yok yani son zamanlarda biraz uzaklaştı da bana. Yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim. Sanki Melek'in sana karşı biraz... Hadi babaannemin aklı gidiyor geliyor da bari sen yapma Gamze. Yok yani kıskandığımdan söylemiyorum Ömer bak. Sadece seni uyarmak için. Ya olabilir yapayalnız bir kız sonuçta. Yani seni abisi olarak da görüyor olabilir ya da... Ya dası yok. Abisi gibiyim ben onu. Ne? Sonra kalbi kırılırsa ben karışmam. Ha şey... Parmaklarını kırmam diyorsun ya. Hakikaten ne oldu ya Şule'ye? Ben havalara uçar diyordum ya. Dibinden ayrılmaz diyordum. Gitti. Vah vah. Hazır sen de boşa düşmüşken. Hiçbir zaman anlamayacaksın ha. Neyi? İmzayla boşa düşmeyeceğimi. Niye? İçeride yeni baharlar, yeni başlangıçlar diyordun. İşte belki de ilk Cemre'nin düşmesini bekliyordur. Umarım en kısa zamanda düşer. Bunu umuyor musun gerçekten? Evet. Yani mutlu olacaksan tabii ki. Sevmek bunu gerektirir Ömer Ademoğlu. Ben seni sevmiyorum demek ki. Aferin, iyi akıl ettin. Belki yolda vazgeçerler bu boşanma işinden. İnşallah. Zaten insan neyi kaybettiğini anlayınca... Yani ...geriye kalan hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Kendinden bahsediyorsun herhalde. Kendimden de senden de. Ben ne alaka canım? Niye Şükran? Ben hapse girince sen de böyle hissetmedin mi? Bana bak Tahir. Biz seninle Gamze ile Ömer falan değiliz. Biz çok farklı sorunlar yaşadık seninle. Öyle akla karayı birbirine karıştırma lütfen. E, tüm bu yaşananlara rağmen hala benim yanımdasın. Evet duruyorum acaba. Niye duruyorum ben burada? Niye buradayım ben ya? Çünkü beni seviyorsun. Üstüme iyilik sağlık ya. Tövbe estağfurullah. Ne sevmesi canım? Asıl sen seviyorsun beni. E, seviyorum evet. Sen bana beni sevdiğini mi söyledin şimdi? Ne öyle söyledim, olmadı mı Şükran? Şu tabakları hemen Durul'a ver, hadi. Çok işim var. Tamam. Durularız. Hadi, hadi çabuk. Melek sen ne yapıyorsun burada? Beni Gamze'ye götürmen lazım. Neden? Banyo yapmam lazım ve burası çok kalabalık. Rahat edemiyorum. Yok olmaz. Ben ayarlarım şimdi banyoyu boşaltırım tamam mı? Sen merak etme. Lütfen beni Gamze'ye götür. Melek, bir banyo yapmak için biz buradan Gamze'ye mi gideceğiz? Ben halledeceğim. Senin rahat etmeni sağlayacağım. Sen güven bana. Benim için de değişiklik olur biraz. Sen neden bu kadar Gamze'ye gitmek istiyorsun?
Canını sıkan bir şey mi oldu burada? Biri bir şey mi dedi yoksa? Bunları bana söyleyebilirsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim için de değişiklik olur biraz. Haklısın. Ben bu sıralar çok da eğlenceli biri olmayabilirim. Tamam. Arayalım bakalım. Yeter artık Nurhan, tamam. Hadi gördük göreceğimizi. Çekeceğin kadar da çektin, tamam. Dur birkaç tane daha çekeceğim, tamam mı? İyice rezillikleri çıksın ortaya. Dur bakayım. Ömer arıyor. Ya Ömer, ne kredi de diyorum. Hayır saçmalama, ver. Geri de dur. Efendim Ömer. Müsait misin, böyle pat diye aradım ama. Yo yo, önemli değil. Sesin bir tuhaf. Evet, tuhaf. Çünkü senden tuhaf bir şey istemek üzereyim. Ne oldu? Söyle. Merak ettim. Melek, banyo yapmak istiyor. Ev kalabalık diye rahat edememiş. Beni Gamze'ye götür diye tutturdu. İşte müsaitsen eğer banyo için getirebilir miyim? Tamam. Ben o kadar da tuhaf bir şey değilmiş aslında. Belli ki kızcağız utanmış sizden. Yani olabilir tabii de işte bunu senden istemek tuhaf. Yo yo, sorun değil. Tamam o zaman ben şimdi eve geçerim. Sen de Melih'i alıp gelirsin. Yani sana çok büyük olmayacaksa tabii eğer. Yok yok tabii ki. Hem belki eskisi gibi ısınır bana da. O zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ha sen bu kadar emindin yani kabul edeceğinden. Ya hayır deseydi? Demez çünkü o iyi biri. Tıpkı senin gibi. Bir şey mi oldu? Bu duşun başlığı biraz su kaçırıyor da. Ama ben hallederim. Sen nasıl halledeceksin? Sırılsıklamamışsın. Dur ben bakayım. Ya ben hallederim diyorum. Onun bir püf noktası var, ben biliyorum. İyi hadi hallet bakalım. Yanlış yapıyorsun. Sen çekil kenara, bana bırak. Bana bırak Gamze. Al. Gamze ne yapıyorsun Gamze? Neredeydin, neredeydin? Ya kapatsana şu musluğu. Hadi gel kendin kapat. Geç. Çürümüş bu, değişmesi lazım. Yok, ben gayet rahat duş alıyorum. Bak 40 yılın başı bir şey rica ettim. Böyle eziyete dönüşeceksin. Hadi hadi çık sen hadi. Gel Melek. Ya böyle olmaz diyorum, anlamıyor musun? Bunun değişmesi lazım. Sen yapamadın diye şimdi niye buraya atıyorsun? Ya sabır ya. Hadi hadi çık. Kız çekiniyor, gelemiyor. Hadi sen çık. Melek, hadi biz ablamlara gidelim. Ne yaparsanız yapın, ben salondayım. Melek, o boru çürümüş. Ama ben onu değiştireceğim, yedeği var. Sen merak etme. Ama aramızda. Sohbetine de doyum olmuyor. Sen bir an önce şu boruyu değiştir. Kıza işkence olmuştur kesin. Melek, saçını kurutmamış. Yok, yok öyle olmaz canım. Kurutma makinesi banyoda mı? Mutfakta. Allah Allah. Sen bekle, ben hemen getiririm.
Buyur Melek. Diş fırçamı atmamışsın. Unutmuşumdur. Öyle mi? Bornozumda duruyor. Sen onu gelmişken al bari. Konu o değil. Yani kıyamadığın için mi atmadın? Yoksa bir gün ihtiyacım olur diye mi? Melek, başka bir şeye ihtiyacın var mı? Biz gidelim o zaman. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ha bu arada... Sen şarkıcılığın yanında tesisatçılığı da bir düşün. Ben hepsini yaparım evelallah. Sen beni merak etme canım. İşler epey karışmış sizde. Sorma. Fena karıştı hem de. Ben de bugün öğrendim. Ya, Nurhan abla fena sinirlendi ama. Ya, zamanla alışır belki. Yani böyle şeyleri kabul etmek biraz zaman alıyor. Biliyorsun babamla Çiçek Hanım'la evlenmek istediğinde neler yaşadık. Ama geçti şimdi. Mutlular. Öyle değil mi? Öyle. Yani sonuçta mantık evliliği ama mutlular. Belki de mutlu olmak için illa aşk evliliği yapmak gerekmiyordur. Melek nerede? Gel benim sevhi bilendim. Gelmem benim sümüklü efendim. Gel benim gönlümün hasılı. Ha orada. Hacivat'la Karagöz izliyor. Hadi gel yalnız bırakma. Ömer. Ah Safiye Hanım. Merhaba nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Hayırlı olsun. Boşanıyormuşsun. Öyle oldu. Bugün Çiçek Hanım geldi bana. Sana bir taze bakmamı istedi. Pardon anlayamadım. Biz daha resmi olarak boşanmadık. Çiçek Hanım kime danışmış da böyle bir şey yapmaya kalkışmış? Reşat Hoca bizzat istemiş. Bize de hocamızı kırmamak düşer. Ne de olsa kıymetlimiz. Ben sağa sola bakmaya başladım. Merak etme. Hayırlı bir kısmet bulacağız inşallah. Ben seni meşgul etmeyeyim. İyi eğlenceler. Aa inanmıyorum ya. Ne demek şimdi bu? Kadın bir dakika bir dakika. Babam böyle bir şey yapmış olamaz. Çiçek Hanım mı gaza getirdi acaba? Bir de kadının rahatlığına bak. Benim yanımda rahat rahat nasıl konuşuyor böyle? Hayır yani biz daha boşanmadık ya. Yani tam resmi olarak boşanmadan. Bu çok hızlı bir hamle değil mi Ömer? Şaşırdım yani sadece. Hele de senden habersiz. Babam bu kararı tek başına vermedi Gamze. Birlikte konuşup karar verdik. Benim her şeyden haberim var.